Tarih 6 Şubat 2023. Türkiye saatiyle 04:17'de ve ardından 13:24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi ve on binlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük ve en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 220 binden fazla insanın öldüğü 2010 Haiti depreminden bu yana dünya çapındaki en ölümcül deprem olduğu belirtildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 gün, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş'te ise bir gün ulusal yas ilan edildi. Depremin yaşanmasından hemen sonra enkaz altında kalan bazı kişiler sosyal medya üzerinden video kaydıyla yardım istedi. Ayrıca İskenderun Limanı rıhtımının deprem nedeniyle çökmesiyle birçok konteyner devrilerek yangına neden oldu. Deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan edildiği açıklandı. Ayrıca depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilirken, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi sarsan depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Türkiye'de eğitim ve öğretime depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a, diğer 71 ilde ise 20 Şubat'a kadar ara verilirken, tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. 8 Şubat öğleden sonra Türkiye'den Twitter'a erişim kısıtlandı ve bu durum siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks tarafından bildirildi. Erişim engeli, yardım çalışmalarına ve enkaz altındaki kazazedelerin iletişimine engel olacağı gerekçesiyle eleştirildi. Yaklaşık 10 saat süren erişim engeli 9 Şubat gecesi kaldırıldı. Depremlerin ardından Hatay'daki T tipi kapalı cezaevi ile Kahramanmaraş'taki L tipi kapalı cezaevindeki mahkumlar ailelerine ulaşmak için isyan etti ve firar girişiminde bulundu. Ticaret Bakanlığı, ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, bebek maması, kışlık bot ve mont ürünlerine fahiş zam yaptığı tespit edilen firmalara 84.975.000 lira ceza kesti. Ayrıca bazı Türk mühendisler ve bilim insanları, imar affı ile şehirlerin mezarlık olabileceği konusunda daha önce pek çok defa uyarılarda bulunduklarını aktardı. Yaşanan felaket sonrası 100 ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulunurken, 80 ülkeden 9.315 arama kurtarma personeli deprem bölgelerine sevk edildi. Onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi gönderdi ve taziye mesajları yayınladı. Ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırı yardım sevkiyatı için 35 yıl aradan sonra ilk defa açıldı. Birleşmiş Milletler Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı ve Birleşmiş Milletler toplantısında ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderen bazı ülkeler arasında Azerbaycan, Finlandiya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Hindistan, Meksika, İsviçre, İngiltere, İsrail, Ukrayna, Hollanda, Polonya, Tayvan, Yunanistan, İtalya, Sırbistan, Fransa, Suudi Arabistan, İran, Macaristan, İngiltere, Katar, Japonya ve Çin bulunuyor. Tüm bunlar yaşanırken bazı komplo teorisyenleri depremi Amerika Birleşik Devletleri'nin harp teknolojisiyle tetiklediğini iddia etti. Profesör Doktor Celal Şengör ise bu iddialara karşın silah ya da harp ile yapay deprem oluşturulamayacağını belirtirken böyle bir şey mümkün değil, deli saçması şeklinde cevap verdi. Yaşanan bu üzücü felaketten dolayı tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.